Sayın seyirciler, işitme engelli çocukların ilk ses heyecanını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İzmir'de biyonik kulağa sahip olan minikler hayatlarında ilk kez bir ses duyduklarında hem korktular hem heyecanlandılar. İşte o duygulu anlar. Evet. Tamam, buradayım. Korktu, ağladı, ne olduğunu anlayamadı. Çünkü hayatında ilk kez bir ses işitti. Merhaba. Doğuştan işitme engelli olan bu çocuklar ameliyatla biyonik kulağa sahip oldu. Onların ilk sesle tanışma anı ailelerini duygulandırdı, çocuklarsa heyecanlandı. Biz hiç ameliyat olduktan sonra seslenmedik. Buraya geldik. Doktorumuz 3 defa masaya vurunca Mustafa hemen döndü baktı. Önceden dönüp bakmıyordu. Duyduğundan emindim. Artık oradan bir yol başladı bize. Şimdi 3 kelimeyi yan yana koyabiliyor. Kendi istediğini kendisi ifade edebiliyor. Türkiye'nin farklı illerinden her yıl 120 işitme engelli çocuk İzmir'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla biyonik kulak sahibi oluyor. İlk kez sesle tanışıyor, zamanla sesli dünyaya uyum sağlıyorlar. İlk duyduğumda hani hiç ses duymayıp daha sonrasında çocuk bir ses duyuyor. Onun için çok farklı bir şey, çok acayip bir şey. Korktu, ağladı. Sonrasında biraz duruldu. Ama ikinci cihaz takıldığında çok farklıydı. Çocuk şarkılarını çok seviyor mesela. Onlarla oynuyor, dans ediyor. Artı baleyi çok seviyor. Baleyi dans etmeyi çok seviyor. Bunlar daha önceden hiçbirini yapamıyordu kızım. Kısa sürede kelimeleri öğreniyor ve cümle kurmaya, konuşmaya başlıyorlar. Beni dinle. Top. Evet. Bekle. Telefon. Elma. Bebek. Bebek. İlk mesela söylediği babaydı kelimesi. Sonrasında merhaba demeye başladı. Yani öyle bir süreç, zor bir süreçti ama güzel geçti. Şu anda üçlü kelimeler kullanıyoruz. Biraz korktu. Ne yapacağımı bilemedi. Hem korktu hem şaşırdı. Yani o an ne yapacağımı bilemedi çocuk. Tabii biz sevinçten hep ağladık. Bu iş yalnızca ameliyat ve eğitimden ibaret değil. Bu işin bir de ruhu var. Aileler çok seviniyor. Çocukların ilk duyması, duymayan, işitmeyen, kelimeleri konuşamayan çocukların konuşur düzeye gelmesi, arkadaşlarıyla ilişki kurabilmesi, annesine babasına seslenebilmesi, topluma entegre olabilmeleri aileleri sevindiriyor. Evet.